Herkese selamlar. Kanalımın yeni bir videosuna hepiniz hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle birlikte Rampage Radiant K11 %60 USQ klavyeye sahip olan mini minnacık bir kompakt ve gaming bir klavye ile birlikteyiz. Sizlerle birlikte kutu açılışını yapacağız ve teknik detayları da birlikte değiniyor olacağız. Bu klavye benim çok hoşuma gitti. Özellikle RGB'leri ve yapısı beni çok fazla meraklandırıyor. Hadi gelin şimdi hızlıca kutusunu açalım. Hemen şöyle bıçağımızı açtıktan sonra kutumuzun etiketini kestik. Şöyle hemen bıçağımızı kapatıp şöyle koyuyorum. Kutumuzu açtığımızda gördüğünüz gibi mini minnacık bir klavye bizleri karşılıyor. Gerçekten tahminimden çok daha küçük olduğunu söyleyebilirim. Bu beni çok mutlu etti. İlk olarak hissiyatı da gayet güzel diyebilirim. Gelin kutu içerisinden başka ne çıkıyor? Bir adet tip C'den tip A'ya bir kablo çıkıyor. Bu kablonun örgü olmasını isterdik ama olsun, gayet kalın bir kablo olduğunu da söyleyebilirim. Şöyle hemen kabloyu açayım ve başka içerisinden ne çıkıyor? 2 adet Rampage sticker'ı çıkıyor. 1 adet oyuncu klavyesinin kullanım kılavuzu çıkıyor. Ve 1 adet de Rampage olarak kaliteli ve estetik ürünler üretmek hedefiyle yıllar önce çıktığımız yolda bizi tercih ettiğiniz için teşekkürler. Sizlerden ilham alarak son teknolojik gelişmelerin doğrultusunda geliştirdiğimiz oyuncu ekipmanlarıyla hızlı ve tutkulu bir deneyimi yaşayacağına inanıyor. Adil rekabetin heyecan dolu atmosferinde keyifli vakitler geçirmeni diliyoruz. Hep seninleyiz. Yüreğinle oyna hashtag ile potansiyelini keşfet diye güzel bir not bırakılmış içerisine ve aşağıda da CEO'nun imzası bulunuyor. Gerçekten çok tatlı bir teşekkür mektubu olmuş. Şöyle bir kutu içeriğine bakalım. Pudding Cave Caps diyor. RGB 61 tuşlu mekanik klavyemiz var. Siyah beyaz rengi var. 2 adet rengi varmış. Bizdeki siyah rengi. Şöyle elin kutuyu bir kaldıralım ve detaylarına birlikte bakalım. Öncelikle klavyemizin renklerini görmek için bir elektrik verelim. Şöyle taktığımızda gördüğünüz gibi gerçekten çok tatlı ışıklara sahip. Bu ışıkları bu kadar net ve güzel yansıtmasının en büyük sebebi bu keycap'lerin yarısının siyah ya diğer kalan büyük bir çoğunluğunun şeffaf olmasından kaynaklı bir durum. Bu nedenle ışığı çok güzel yansıtabiliyor ve masanızda göz zevkinize ve masa tasarımınıza şık bir görünüm sağlıyor. Şöyle switch'ine baktığımızda elimde olan modeli Red Switch versiyonu. Bu arada Outemo switch'ler kullanılmış. Bu da kaliteli bir switch olduğunu söyleyebilirim. Boyutlarına ve ağırlığına baktığımızda 291 mm, 102 mm, kalınlığı da 39 mm olarak bizlere söyleniyor. Ağırlığına baktığımızda da 400-420 gram civarı bizleri karşılıyor ve bu da hem boyutunun ufak olması hem de hafif olmasından dolayı çantamıza atıp istediğimiz yere gönül rahatlığıyla götürebilmemizi sağlıyor. Öncelikle Valorant oynadım birazcık. Özellikle klavyenin çok minik olması mousepad'imde çok fazla alan bıraktı ve bununla birlikte mouse kontrolüm çok fazla arttı ve mouse'umu kullanabileceğim alan çok genişledi. Aynı zamanda minimal bir klavye olduğu için de WASD tuşları, işte C tuşu vesaire gibi tuşlara çok kolay ulaşım sağlayabildiğim için konforlu bir oyun tecrübesi yaşadım. Aynı zamanda kullanım konforumuz için alt tarafında iki kademeli ayakları bulunuyor. İsterseniz şu şekilde ilk kademede veya ikinci kademede olarak kullanabiliyorsunuz. İki kademesini birden açtığınızda gayet yüksek bir platform bizleri karşılıyor. Klavyedeki yazım konforunuzu da gayet etkiliyor diyebilirim. Genel olarak baktığımda bu klavye hem boyut olarak hem de Red Switch olmasıyla çok fazla ses çıkartmadığı için hem hissiyat olarak çok güzel bir hissiyat sağlıyor hem de çok fazla mavi switch gibi ses çıkartarak gece saatlerinde yaptığımız yazışmalarda
etrafımızdakileri rahatsız etmiyor. Tabi burada en çok isteyeceğim şeylerden biri İngilizce klavye değil Türkçe klavye olmasıydı. Noktalı harflerimiz ne yazık ki klavye üzerinde bulunmuyor. Virgül, iki nokta üst üste gibi tuşlarda da Ş, İ ve Ü'leri kullanabiliyoruz. Bu ayrı bir konu. Fakat olsun isterdim. Fakat Türkçe klavye olsaydı da bu kadar minik bir klavye bizleri karşılamazdı. Aynı zamanda klavyenin alt tarafına baktığımızda alt tarafında da şöyle güzel bir RGB detayının olduğu bir bölge bizleri karşılıyor. Bu da masaya koyduğumuzda masamıza güzel bir ışık vermesini sağlıyor. Materyal olarak üst kapağa baktığımızda ABS plastik bizleri karşılıyor. Tabii bununla birlikte aynı zamanda şunu da belirtmek istiyorum. Herhangi bir yazılımı veya yazılım desteği bulunmuyor. Tamamen tak çalıştır olarak kullanabiliyorsunuz. Bu da bizler için gayet pratiklik sağlıyor. Ve tabii burada FN tuşuyla birlikte ışık tuşu bulunuyor. FM ışık tuşlarına bastığımızda gördüğünüz gibi farklı modlar arasında RGB'miz geçiş sağlıyor. Tabii bununla birlikte üst tarafta RGB'nin opaklığını ayarlayabildiğimiz ayar butonu da bulunuyor. Üzerinde herhangi bir F1 tuşu veya normal numara tuşları yok. Nümerik bölümü bulunmuyor. Bunun için de F1, F2, F3 tuşlarına basacaksanız FN, F3, FN, F4 yapmanız gerekiyor. F tuşlarına değil de normal rakamlara basacaksanız da normal rakamlara basmanız yeterli oluyor. Genel olarak klavyenin değerlendirmesini yapacak olursam bence kompaktlık olarak gayet etkileyici. Yani sürekli yanımızda taşıyabileceğimiz herhangi bir çantanın herhangi bir gözüne çok rahat bir şekilde sığabilecek bir ürün olduğunu söyleyebilirim. Tabii ufak tefek eksiklikleri var mı? Bu benim için problem olan şeyler değil fakat birçoğunuz bu kablonun örgü kablo olmasını isteyecektir. Fakat tip C'den tip A'ya bir kablo olduğu için de istediğiniz modelde desende örgü kablo alarak klavyenizde modifiye edebilirsiniz. Fakat bu benim için bir sorun teşkil etmiyor. Sorun teşkil edebilecek kişiler için ekstra bir not eklemek istedim. Gelin şimdi sizlerle birlikte klavyenin tuş seslerine bir bakalım ve sonrasında da videoya veda edelim. Evet sevgili arkadaşlar, videoyu sonuna kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bu tarz içeriklerin devamının gelmesini istiyorsanız eğer, daha fazla ürün incelemelerinin gelmesini istiyorsanız eğer kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve aşağıya minik minik bir yorum bırakmayı lütfen unutmayınız. Kendinize çok iyi bakın, hoşça kalın.